Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, bir şey söyleyecektiniz galiba. Valla iyi olur. Buyurun buyurun. Bu heyecanı almak için. Gelirim valla. Yok, bir şey söyleyecektiniz galiba. Heyecanlıyım, şu heyecanımı alsanız sesim titremeden... Aldık. Hayırlısıyla. Aa, aldınız. Aldım. Canım benim. İsminiz neydi? Emrah Bayam. Emrah Bayam. Emrah Bey. Ne iş yapıyorsunuz? Ben müzisyenim. Müzisyenlikle hayatımı kazanıyorum. Okuyorum. Hem çalışıyorum, hem okuyorum. Elleriniz titriyor. Evet. Daha da uzatırsanız ben buraya bayılıp düşebilirim yani. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Yok, ben Afyon'da okuyorum. Ailem, kız kardeşim ve annem İzmir'de yaşıyor. Öyle. Siz bakıyorsunuz müzisyenlikle, öyle mi? Evet, kısmen. Hem okuyorsunuz, yani. Hem çalışıyorsunuz, hem ailenize bakıyorsunuz. Evet. Zor iş. Kolay değil. Gerçekten zor. Gecede kaç lira kazanıyorsunuz ki? Söylemiştim, fiyat vermeyelim. Çünkü fiyatı yükseltmek için ben buraya geldim. İnşallah öyle bir katkımız olur. İnşallah. Vallahi gerçekten. Buradan kazandığın parayı ne yapacaksın Emrah? Anneme ev alacağım. Gerisi hiç problem değil. Ay. Buraya annemle geldim. Çok zor oldu. Ve teyzemle geldim. Kendime yakın hissettiğim iki güzel insanla geldim. Benim annem geçtiğimiz Mart ayında bir trafik kazası geçirdi. Çok ciddi bir trafik kazası geçirdi. Kalçasında 8 kırık, kaval kemiği kırık. Durumu çok ağırdı. Ondan önce de ailemizde bir parçalanma meydana geldi. Babamla ayrıldılar. Sonra ben hem okuyup hem aileme bakma yükümlülüğü altında kaldım. Ve bu biraz ağır geldi. 2013 yılı benim için çok ağırdı. Altından kalkmaya çalışıyoruz çok şükür. Allah yardım ediyor. Ben anneme ev alacağım. Kız kardeşime bir ev alacağım. Onların rahat ettiğini göreyim. Şu sırtındaki yük kalksın. Gerçekten bunu çok ciddi söylüyorum. Hayatındaki en büyük emel... Anneme ev alabilmek. Biliyor musun? Asla buna, bu gerilime katlanmazdı benim için de. Anlıyorum ki bir erkek çocuğu olarak annene fazla düşkünsün. Çok aşırı. O kadar. Benim nefesim ya. Nefesin senin. Nefesim benim. Oo. O zaman annen için bize ne söyleyeceksin? Ebru Gündeş'ten Kaçak. Umarım çıkabilirim. Kolay gelsin. Hazırım. Bu şehirde bu. Bütün ezberlerimi pişman değilim ama çöktüm erkenden. Düşman değilim ama göçtüm kederden. Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm? Kim bilir ne bekliyor? Kalır mıyım, ölür müyüm, ne malum, dünya gözüyle bir daha görür müyüm, bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor, kalır mıyım, ölür müyüm, ne malum, dünya gözüyle bir daha görür. Alayım ben değil mi? Süperdi. Yani ben çok rahatladım siz iyi söyleyince. Evet. Gerçekten çok rahatladım. Çok güzel söylediniz.
Biraz rahatlayabilirsiniz artık. Hiçbir problem kalmadı. Ay. Çok güzel söylediniz. Çok hissederek söylediniz. Burada ağlattınız insanları. Tebrik ederim. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ederim. Atlayalım mı? Nasılsın? Rahat bir soru konuşmak ister misin? Vallahi bu şarkı benim için çok... Emrah, tebrik ederim. Gerçekten çok çok güzel bir performanstı. Sesin çok güzel. Bu kadar heyecanlı olmana hiç gerek yok çünkü gerçekten çok yeteneklisin. Sesin de çok güzel. İnşallah kariyerinde yükselirsin. İnşallah anneni o eve alırsın çünkü sen de hak ediyorsun annen de. Tebrik alacağım ederim. Alacağım inşallah. Seni. Olmasa da alacağım bir gün. Ben Zinet Hanım'ı öpebilir miyim? Öp öp, benim yerime darmağını öp. Ağlattın beni ya. Burada sizi seven çok arkadaşım var. Çok arkadaşım var. Onlar adına sarılıyorum size. Canım benim, selam söyle. Çok güzel gırtlak namesi yapıyorsun. Çok dozunda, çok yerinde. Senden olur, ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben çok duygusal bir insanım ve hiçbir zaman bunu saklamam ama duygusallığımın yanında bir o kadar da ayakları yere basan realist bir insanım. Otokontrolüm yüksektir, kontrol freakim. Eminim birçok insan şu anki duygumu da çok drama diye algılayacaktır ama umurumda değil. Çünkü bu şarkı benim için çok çok özel bir şarkıydı. Çok yakın bir geçmişte de beni acıtan bir şarkıydı. O yüzden sen de o kadar içten söyledin ki beni çok duygulandırdın yani. Çok güzeldi. Çünkü herkes şunu söylüyor, bir daha o acıtan yolları tekrar aynı hevesle yürür müsün? O hevesini o kadar kırıyorlar ki insanın. O yüzden... Oynamaya geçiyoruz. Evet. Ama... Evet. Abi, benden de evet. Teşekkür ederim. Tabii ki bir büyük evet. Teşekkür ederim. Ben sizi gururla 4 evetle çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.